Bakın size en başta ne dedim? Böyle keskin U dönüşleri yapıyorsanız mutlaka arkasında bir neden vardır diye. Özellikle Türkiye'nin ekonomisi iflas etmişken bir şekilde siz dış güçlere karşı ülkenin güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını koruyamazsınız. Bir de bu iktidari yumuşak karnı var. Şimdi bu bugünkü bir gelişme, hatta ben size de paylaştım. Evet. Bakınız Seymour Hersh. Amerikalı Pulitzer ödüllü bir gazeteci. Korkunç bir gazeteci. Yani 37 doğumlu, artık olgunlaşmış bir yaş. Vietnam konusunu dile getirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kamboçya'da yaptıklarını. Hatta Ebu Garip'teki yani sert muhalefetiyle tanınan araştırmacı bir gazeteci. Diyor ki bu olaydan önce diyor Biden IMF vasıtasıyla 11 milyar dolarlık. 11 ile 13 milyar dolar arası. Neyse, önemli değil. Finansal yardım sözü verdi diyor. Ya parayla Türkiye'nin iradesi, tabii iddia doğruysa, ama iddiayı sıradan bir gazeteci söylemiyor. İddia doğruysa Türkiye, bakınız Türkiye iradesini paraya satmış oluyor. Şimdi siz biraz önce 7. yılı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne diyemiyor musun? Bu darbenin arkasında Fethullah Gülen var. Fethullah Gülen'i iade etmeden, bakın Fethullah Gülen'i iade etmeden ben asla buna izin vermem, veto kartını kullanmaya devam ederim dedim mi? Hayır demedin. PKK konusunu söylüyorsunuz. Hocama katılıyorum. PKK konusunda İsveç'in tabii ki suçları var ama İsveç'e gelinceye kadar Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü o mutabakat metninde aynı zamanda PYD var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de olmasa PYD orada varlığını sürdüremez. Bir de hani Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kalmasının bir gerekçesi var mı? Hani UN mandate olur ya da Birleşmiş Milletler yetkisi olur. O yetkiyle siz orada bulunuyor olabilirsiniz. Yani uluslararası hukuku ihlal ederek Amerika Birleşik Devletleri orada. Peki diyor musun sen PYD varlığı bizim için uygun değildir. Siz destekliyorsunuz. Derhal Suriye'den çıkın. Amerika Birleşik Devletleri dedim mi? Ya bu komedi biliyor musunuz? Bakınız bu durumda bu siyasi iktidar Türkiye'nin iflas etmiş olması nedeniyle bir de yumuşak karın haline gelmesi nedeniyle işte Halk Bankası, Zarrab, Suriye'de olanlar, mal varlığı iddiaları Türkiye'nin çıkarlarını ve güvenliğini koruyamaz. İşte böyle 3-5 kuruş verirler, bir de 11 milyar nedir ya, bize 200 milyar dolardan aşağısı kurtarır. Fazla, daha fazla. Bakın cep, evet, bugün iflas etmiş bu ekonomiyi 11 milyar dolar cep harçlığı biliyor musunuz? Hocam katılırsınız değil mi? Cep harçlığı. Sen bakın Türkiye'nin, çünkü hani bize söz verdi F-16'yı söylediğiniz için söylüyorum. Biz o sözleri Rogers da vermişti. Hatta Rogers dedi ki asker sözü. Bir de söz veremez ki. Niçin veremez biliyor musunuz? Türkiye'de sultani bir rejim var.